Benim bir şey söyleyip söylememem hiç önemli değil. Sence mey nedir? Mey Tanrı'nın bam telidir. Ya şeyinin de o zaman Zeyus'un da gülgesidir. Zeyus'un okudur. Vurdu mu kalpten vurur. Ciğere işte tık. Ama harbiyle ne abi? Zeyus hangisiydi? Şu Yunan tanrısı yok mu? Ok sıkan var ya. Mitoloji. Mitoloji. Mitolojinin içinde tanrısallaştırmak. Baba biz Ali perdesinde gideriz. Mey'in sesi otantiktir. Eski köy evlerine bak. Eski kapılara bak. Milattan önceki değerini hiç kaybetmemiş. Otantikliğini kaybetmemiş. Mey de bunun gibi bir şeydir. Balaban gibi, şey, duduk gibi, dilsiz kaval gibi sınırlı, sınırsız değildir. Bir sınırı vardır. Bunun bir sınırı vardır. O sınırın üstüne çıkmak gerekiyor. Mey'in gerçek sesiyle buluşman gerekiyor. Mey'i herkes gibi çalmayacaksın. Mey'i kendin gibi çalacaksın. Kendin gibi çalırsan insan sesine en yakın olan enstrümanın mey olduğunu göreceksin. Farkına gireceksin. Ondan orijindir baba, tatlıdır. Nefes pirden gelir. Hak kendi melodilerini, etkilerini senin yüreğinin içerisine anlatman için bir yangın ateşi yollar. O yangın ateşinin içerisinde sen kendini görürsün. Aşkın içinde yanan kendini anlatır baba. Kendini anlatacaksın. Duruşunla, düşüncelerinle, müziğinle, evrendeki bütün canlılara aşkı yayacaksın. Sürekli bir şekilde de güncelleyeceksin. Kendini yenileyeceksin. Yenilemediğimiz an evrim teorisine uymuyoruz. Evrim teorisinde sürekli bir şeyler kendini yeniliyor ya. Biz yenilemezsek kalıba hizmet etmiş oluyoruz. Sınıra hizmet etmiş oluyoruz. Sınır değil. Bizim yolumuz aşk yoludur. Deryadır. Derya sonsuzdur. Müzik ondan sonsuzdur. Biz müziğin içerisinde parçalı bulutlu bir arpa taneci gibiyiz. Biliriz ki kilerlerimiz diyor ya kırtıkına kadar doludur. Tabi Ali'nin kilerleri kırtıkına kadar dolu. Aşkın en yalın hali, müziğin en yalın hali, en güzel insanın ruhuyla buluştuğu an ruh kendini anlatır. Ben öyle ruh, öyle güzel insanlara rastladığım zaman aşkı buluyorum. Ben bütün güzel müzisyenlere aşığım. Ne hissediyorsan değil mi abi o an? Tabii ne hissediyorsan. Hissettiğinle zaten kalmıyorsun ki, yaşıyorsun. Hissettiğinle kalırsan hissetmediğini gösterir sana. Hissedip empati yapabilirsen o yüreği yaşıyorsun. Hani reenkarnasyon olayı, her yüreği yaşamak lazım. Acısıyla, tatlısıyla, mutluluğuyla, özlemiyle, hasretiyle, yangınıyla, her türlü katmanlarda geçtik. Gördük tamam. Ve insan sesine en yakın olan enstrüman ama zurna da Rabb'in sesine en yakın enstrüman. Haykırış değil mi abi? Baksana Rabb'dir. Mülkün sahibidir. E onun sesi de öyle volümü yüksek gelmeli kardeşim. Değil mi? Haykırıyor abi, işte yüreğini, söylüyor. Yüreğini öyle bir uzun havaların içerisinde anlatmalı ki durduğun an tamam ya yüküm bitti demelisin. Tamam benden aldı götürdü, hani kulağımın pasını sildi değil. Beni gerçeğime götürdü demelisin. Beni gösterdi götürdü, hakikate kavuşturdu işte. Nanopara sen ne zaman hakikate kavuşsun? Kavuşuyor lan, oturalım muhabbet edelim. Muhabbet aşkın gıdasıdır. Sen kendini bulduğun an beni bulacaksın. Aynen. Ben sendeki beni arıyorum, senin haberin yok. Kurban oldum. Hele sabır ile, sabır ile çal. Aynen. Sabır ile, aynen, aşk ile muradın olsun. Bütün müzisyenlere de selam olsun.
aşk yolcularına. Kibirsiz yolculara ama. Namertlere değil. Yiğide yiğitliğini. Şaire şairliğini. Aşağıda aşıklığını anlatmak doğru değil. Eğer aşıksa yiğidin hakkını yemez. Ben şuradayım buradayım demiyorum. Ben kendimi arıyorum. Benim kimseyle yarışım yok. O kadar.